Sevgili Artı Bir TV izleyicileri, yeni bir günde tekrar ekranlarınızdayız. Bugün de her zaman olduğu gibi kaldığımız yerden aynı enerjimiz, güzel lezzetlerimiz ve keyifli sohbetimizle evlerinize konuk olmaya geldik diyoruz. Efendim herkese merhaba. Öncelikle bizleri evinize konuk ettiğiniz için sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi hafta içi her gün biz Artı Bir TV ekranlarında Ece ve ben Özlem olarak sizlerin mutfağınıza, evlerinize, sofralarınıza konuk oluyoruz efendim. Evet, o zaman ne yapalım? Hazır konuk olmuşken Matrak Mutfağı'nın adeti olan pazar alışverişimize gidelim. Pazar alışverişinden sonra harika bir menü sizi bekliyor olacak. Evet, herkese pazardan merhaba. Matrak Mutfağı'nın artık alışkanlık haline gelmiş olan semt pazarındayız. Esnaf, arkadaşlar, siz de gördüğünüz gibi tanıdık yüzler, aynı tezgahlar. Biz burayı geçen hafta da söylemiştik bölümlerimizde, hatırlayacak sevgili Matrak Mutfak izleyenlerimiz. Çok sevmiştik, o yüzden tekrar buraya geldik. Şimdi güzel alışverişimizi yapacağız ama bugün yapacağımız alışverişimiz çok kısa. Sadece 3 parça alacağım malzeme var. O zaman ne yapalım? Biraz bakalım geçen hafta ile bu hafta arasında neler değişmiş. Esnafımızla sohbet edelim. Islak hamburger, fırında baharatlı patates yapacak Özlem bugün bize. 2 tane yine şahane, okulların kapandığı bu günlerde çocuklar için müthiş bir menü hazırlamış. Tekrarlayalım. Islak hamburger ve fırında baharatlı patates, maydanoz, domates ve sadece sarımsağımız var. Hadi buyurun bakalım. Ne oldu? Bugün yufka almayacağım. Bugün geçerken seni gördüm. Bir şöyle güzel yüzünü göstereyim istedim. Nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yaptın? Karne aldın, artık bitti. O zaman geldiğimizde karneyi almaya az kalmıştı. Sınavlar bitti ablacığım, o yüzden geldim demiştin. Şimdi karneyi söyle bakalım. Karneyi geçtik yine. Geçtik. Yani teşekkür takdir var mı yoksa geçtik? Geçtik. Zayıf yok. Zayıf yok da geçtik yani. Kurtardık diyorsun. Bize yeter. Kurtardık. Paçayı kurtardık. İyi peki. Şimdi burada mısın? Bütün yaz burada mı olacaksın? Her geldiğimde görecek miyim? Halamın yanındayım. Halası merhaba. Nasılsın? Oraya da gidelim. İyiyiz. Gel bir de seninle sohbet edelim biraz. Biz geçen hafta kardeşimizle sohbet etmiştik burada. Gel sen de şöyle yanına. O zaman okul bitmemişti. Şimdi okulu bitirmiş. Geçmiş sınıfını. Siz halasınız, size yardım ediyor. Evet. Yaz beraber misin? Evet. Nerelisiniz ablacığım? Kastamonu'yuz. Kastamonu. Sizin tezgah burası, evet. Hem de yan taraf. Neler var sizde bakalım şöyle. Yani bildiğiniz bahçe çeşitlerimiz var, mantarımız var, bamya. Bol yeşillik var sizde. Nereden geliyor bu yeşillikler? Bunlar Silivri Kapı'dan geliyor. Silivri Kapı'dan geliyor. Orada sizin var mı bağ bahçe? Var. Kendi bahçeniz var. Kendi üretimi. İyi yapıyorsun. Çocuk var mı sende peki? 3 tane. Bununla beraber 4. Bu da aslan parçası zaten yani. Peki çocuklar, okullar bitti mi? Büyük mü onlar? Bitti. Bir tanesi de nişanlı. Nişanlı. İyi. Allah tamamını erdirsin diyelim o zaman. 5. olacak şimdi. Nasıl? 4 tane var. Bir tane daha gelecek. 5 olacak. Tabii. Gelinle. Gelini de sayıyorsun değil mi? O da 5. Ne güzel o zaman. Bize bugün maydanoz lazım. O zaman maydanoz, sende bol yeşillik varken senden yapalım alışverişimizi. Tamam. Teşekkür ederiz. O zaman şuradan maydanozumu alıyorum ben. Evet, halayı da bulduk gördüğünüz gibi. Halayla da sohbet ettik. Şuradan şöyle güzel maydanozlarımızdan seçelim bakalım. Tamam. Sarımsağın yok herhalde. Neredesin? Sarımsak. Sarımsak yok. O zaman onu alacağız. Oraya gider, oradan alırız o zaman. Tamam. 1 liradır. Olmaz. Olmaz ablacığım, olmaz öyle şey. Hadi hayırlı işler, yine uğrarız. Evet, maydanozumuzu aldık. Burada sohbetimizi etmişken. Şimdi sarımsak ve domates için yola devam ediyoruz. Kolay gelsin. Biz geldik yine. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya sen nasılsın? Ne var? İyiyim ben de. Vallahi iyilik işte. Geldik, alışverişimizi yapıyoruz. Allah'a şükür olsun işte. Çalışıyoruz. Ne yapalım? Nasıl? Geçen haftadan bu yana nasıl işler? İşlerde hiç şey yok ya. Randıman yok.
ne olacak bilmiyorum bu işte. Millet herhalde yazlık yere gitti. Okullar kapandı. Tabii ki İstanbul boşandı ama gelenler de oluyor ekseri yani. Doğudan gelen, Anadolu'dan gelenler. Ama şimdi ben biraz daha geçen haftalara göre kalabalık gördüm bu pazarı. Biraz daha akşam üzeri diye biz biraz geç kaldık bugün, ondan mı? Olabilir. Ha, gün gün değişiyor işte milletin şeyi tabii. Nasıldı geçen hafta işler, bizden sonra bir ayağımız uğurlu geldi mi, bir işler açıldı mı? Oldu. İyi, o zaman yine uğradık, yine inşallah bugün de bereketli bir gün olur sizin için. Şimdi bize domates lazım. Gelmişken sizden domatesimizi alalım. 1 lira 50 kuruş kilosu. Nerenindi bu domatesler? Bunlar Aydın domatesi. Aydın domatesi. Mis gibi zaten kocaman gözüküyorlar, izleyicilerimize de gösterelim. Domates ben hemen şöyle seçiyorum o zaman. Orta boylardan mı? Orta boylar daha mı iyi olur? Orta boylar tabii daha iyi olur. Ben sana seçiyorum. Tamam. Domatesimizi de aldık. Badem bakalım, şu anda lazım değil ama daha almadık. İlerleyen günlerde lazım olacaktır. O zaman yine geleceğiz size. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Domates de yine gördüğünüz gibi geçen haftaki alışverişimizden tezgahımızdan aldık. Şimdi bugünün menüsü için tek eksik olan ürünümüz sarımsak kaldı. Sarımsağı da nerede bulabiliriz? Şöyle bir yandan bakıyorum. Galiba şu tarafta var. O tarafa gidelim bakalım. Geldik yine işte sevdiğimiz pazarımıza, sevdiğimiz esnaf arkadaşlarımıza. Sarımsak alacağız senden. Nasılsın ablacığım, iyi misin? İşte böyle uğraşıyoruz. Ne aldın buradan? Soğan alacağım şimdi. Soğan. Hep buradan mı alıyorsun? Hep buradan alıyorum, evet. Böyle insanın alışkanlıkları oluyor değil mi? Yok, bir de istediğim zaman şey de veriyorlar. Para olmadığı zaman öyle de alabiliyorum yani. Aa, burada yardımcı oluyorlar yani. Helal olsun. Onun için devamlı buradan alıyoruz. O zaman ne diyelim? Allah razı olsun diyelim valla. Belli zaten. Ben kaç haftadır kardeşime geliyorum. Güler yüzlü, böyle iyi niyetli, ikramı bol. Kolay gelsin ablacığım. Geçen haftadan beri ne yaptınız bakalım? Bekliyoruz böyle. Geçen haftadan beri aynı yani. Aynı. İşler nasıl? Kötü. Okul tatili de geliyor. Herkes tatile gitti değil mi? Azaldı yani. Normal yani. Sıcakta burada durup ne yapacaksın? Sen ne zaman gideceksin? Memlekete mi, tatile mi, nereye? Ben geçen sene yaptım da bu sene biraz düşünmüyorum ya. Biraz sıkıntım da var. Bu sene yalardasın. Ben yaparım ya. 1-2 hafta kaçarım bir yerlere de. Sen de var o tip. Ben sezdim yani. Sen böyle 1-2 hafta kaçmadan olmaz. Bu sene yaparım yine de. Hani geçen sene rahat 2 ay yaptım ya. Yani. 2 ay uzaklaştım böyle. Sonra dedem aradı, çağırdı, geldi artık. Tekrar işbaşı dediler sana. Ne yapacaksın? Çalışmadan olmuyor. Sarımsak, iri dişli sarımsak 3 lira. Şu biraz daha iri. Hangisi? Bu mu? Hayır, onun önündeki. Şu. Onun yanında. Bu. Bulduk. Evet, vallahi kocaman kocaman iri dişli sarımsak. Bunu alacağız o zaman. Sarımsağımızı da aldıysak eğer, bugünkü ıslak hamburger ve fırında baharatlı patatesimiz için başka alacağımız hiçbir şey kalmadı. Artık beni yormamaya başladı farkındaysanız. Acımaya başladı bana sıcak yaz günlerinde. Fazla çalıştırmayayım dedi ama bunun acısını mutfakta çıkartacaktır. Şimdi alışverişimizi tamamladığımıza göre mutfağa dönebiliriz. Şu müthiş hamburger ve baharatlı patatesi merak ediyorum. Sizler için deneyeceğim. Şimdi mutfaktayız. Evet, ıslak hamburger ve fırında patates dedik. Muhteşem iki lezzeti Özlem bizler için buluşturmuş bugün. Çocuklar hazır tatildeyken onlar için harika lezzetler bir araya getireceğini sevgili partnerim zaten söylemişti. Bugün de güzel bir menümüz var sizler için, Özlem yapacak. Bakalım neler yapacak? Evet Ececiğim, senin de dediğin gibi artık çocuklar da tatile girdi efendim. Anneler öğlenleri çocuklarına güzel güzel yemekler hazırlamak için çaba gösteriyor. Ben de dedim ki bu hafta yine yoğun olarak çocuklara özel menüler çalışalım. Aynı geçen hafta olduğu gibi bu hafta güzel bir ıslak hamburger yapacağız. Normalde aslına baktığınızda herkes evlerinde bir hamburger çalışması yapıyor çocuklarla ilgili, evet. Ama farklılık olsun istedim. Islak hamburgeri biz çalışalım dedim. Süpersin. Böyle güzel bir ıslak hamburger tüyoları vereceğiz ve güzel bir yemek hazırlayacağız bugün izleyicilerimiz için. Neler yapacağız? Islak hamburger ve fırında baharatlı patates yapacağız efendim. Güzel bir öğlen yemeği çocuklarınıza sunabileceğiniz güzel bir öğlen yemeği sunacağız. Şimdi biz hemen malzeme listemizi sayalım mı? Hemen sayalım arkadaşlar. Peki.
Şöyle yapalım o halde. Islak hamburgerden başlayalım. Malzeme listemizde 300 gram dana kıyması var. 1 yumurta, 1 soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 çorba kaşığı galeta unumuz var. 4 adet hamburger ekmeği biz 6 adet kullandık ki kalabalık bir ekip olduğumuz için ve biraz da zeytinyağı kullanacağız. Sosu için neler var efendim? 2 diş sarım, 2 tane domates kullanacağız. 1 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı ketçap, 1 çorba kaşığı salçamız var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Bunlar süper. Efendim ıslak hamburger için malzeme listesi. Hamburger zaten sen de söyledin. Evlerde herkesin denediği bir lezzet. Neden deniyoruz? Çocuklar için deniyoruz değil mi? Yani kendimiz de çok seviyoruz ama özellikle çocuklar bu fast food'a çok düşkünler. Evde en sağlıklısını yapmaya çalışıyoruz. Kendi gözümüzde, kendi elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok güzel bir tarif olacak bence anneler için özellikle. Çocuklara senin elinden lezzetli, keyifli bir hamburger yedirecekler. Çok da pratik olduğunu, kolay olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Eldivenlerini sen giyerken, yine her zamanki hazırlık yaparken. şimdi Özlem söyledi ya biraz önce, bizim ekip kalabalık. Hep söylüyoruz zaten. O yüzden hani 4 taneydi ama ben 6 taneye çıkardım ekmekleri diye. Zaten yayına başlamadan da arkadaşlarımız bugün ne yapıyoruz? Islak hamburger mi? Yaşasın. Harika. Ama yönetmenim de bir yandan diyor ki ne istiyorsun yönetmenim? Sebze burger istiyor. Bizim yönetmenimiz biliyorsunuz vejeteryan. O yüzden ona bugün bunu tattıramayacağız. Sebzeli istiyor kendisi. Sebzeli hamburger yapabilir miyiz acaba? Tabii ki yapabiliriz hayatım. Hele yönetmenimiz burcumuz istesin. Memnuniyetle yapacağız. Üstüne de şöyle kaşar peynirler eritiriz belki biraz. Tabii ki. Değil mi? Hatta tamam. Bugün vakit kalırsa hemen kendisine böyle güzel bir sürpriz yapacağım efendim. Bu hafta mutlaka yönetmenimize sürprizimiz var. Harika. Çünkü bu hafta hep etli gideceğiz. Birazcık daha böyle protein ağırlıklı besleneceğiz Ece. O yüzden o zaman yönetmenimizi de beslememiz lazım bir yandan. Evet. Ona da sürpriz sebzeli bir şeyler çıkacak Özlem'den bakalım. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi hemen o zaman ıslak hamburgerimizin yapımına nereden başlıyoruz Özlem? Şimdi öncelikle Ececiğim biz sosundan başlayacağız. Çünkü sosunun iyi pişmesi gerekiyor. İyice piştiği zaman biliyorsunuz domatesi önce iyi pişirmek gerekiyor. Yoksa içerisinde bir domates kokusu oluşuyor. O kokuyu kaybetmek için iyice pişmesini sağlayacağız. Biz burada malzemelerimizi hazırladık her zaman olduğu gibi. Şimdi domatesimizi rondodan geçirdik. Hemen alıyorum. Birazcık domatesimi pişirdikten sonra birazcık yağ katacağım. Zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, zeytinyağı kullanıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve pişmesi için birazcık bekliyorum. Hemen üzerine salçamı, domates salçası kullanıyorum. İsteyen herhalde acı biber salçası da kullanır mı? Tercih tabii ki, yine izleyicilerimize ait hayatım. Senin de bu esnekliğine hayranım. Ay, biliyorsun de. Yani. Bütün nedir onun adı? Genelde şefler böyle olmazsa olmaz ölçüler ve tarifler verirler. Bir gıdım açtığınız ya da az kullandığınız zaman o yemeğin lezzetini bir türlü tutturamazsınız. Bence Özlem'in en önemli özelliklerinden biri de böyle relax olması. Hatta geçen gün bir arkadaşım da, bizi izleyen bir arkadaşım, sevgili dostum da söyledi. Yani ne kadar güzel dedi. Hani arzuya göre, isteğe göre insanlara bırakıyor. Her şeyde kullanılabilir diye Özlem her seferinde açıklamasını yapıyor biliyorsunuz. Bence çok pratik olmasını sağlıyorsun insanların. Rahatlatıyorsun. Değil mi? Vallahi ben açıkçası Ece her malzemeden dediğim gibi yemeğin bir matematik olduğuna inanıyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Buzdolabınızı açtığınız zaman ne buluyorsanız yeter ki damak tadınızı ve uyumu seçebiliyor olun. Her şeyi yapabiliyorsunuz aslında baktığınızda. O nedenle de benim için aslında ister ketçap kullanmışsınız, ister domates salçası. Ama bu yemekte şöyle bir şey var. Yaptığınız şeyin tadı çok önemli tabii ki. Benim yaptığım tariflerde tadına güvendiğim tarifler oluyor efendim. O nedenle tabii ne kadar uyum sağlarsak aslında baktığınızda o kadar iyi olur. Ama tabii ki yine zorlamayacağız kimseyi. Elinizde olan malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ben bu arada domatesimi zeytinyağı, salça ve ketçap olarak ocağıma aldım. Pişirmeye başladım efendim. Islak hamburger için sos yapıyoruz şu anda. Bununla birlikte hemen diğer taraftan kıymama başlayacağım. Şöyle ayırdım kenara. Evet. Şimdi 300 gram kıyma kullanacağız efendim. Galeta unumuz var. Galeta unumuzu hemen kullanacağım.
kıymamı açıyorum. Galeta ortası. Unu da mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden değil mi? Çeşitli kızartma yemeklerinde kullanabiliyoruz. Kesinlikle. İşte köfte harcında zaten şimdi senin de gösterdiğin gibi kullanabiliyoruz. Pasta ve kek yapımında da kullanılıyor değil mi? Evet hayatım. Ben pasta hiç ve... denemedim yani evde yaparken ama. Yapalım o zaman. Hı-hı. Mesela poğaçaların içerisinde çok da güzel bir tat oluyor. Hı-hı. Özellikle üzerine de kullanabiliyoruz poğaçaların. Yumurta akını sürdükten sonra poğaçaya galeta ununu buladığınızda daha hı-hı kıtır kıtır bir tat olmuş oluyor Ece. Güzel. Güzel oluyor yani en kısa zamanda da deneyelim hatta beraber. Tamam deneyelim. Ben genelde galeta ununu işte hani köftede kullanıyorum ama bir yandan da tavuk yaparken mesela hı-hı hani bir yumurtaya bulandırdıktan sonra galeta unuyla kızartmayı tercih ediyorum. O zaman da yine bu fast food markalarının yaptığı aslında lezzetlere çok yakın oluyor galeta unu kullandığımızda. Aynen. Ama hiç kek ve pasta yapımında daha önce denemedim. Bir gün yapalım, görelim bakalım nasıl yapalım olacak. Yapalım hayatım, bir gün mutlaka yapalım. Aynı zamanda izleyicilerimiz evlerinde de galeta unu yapabilirler. Sadece öyle dışarıdan mi almak durumunda da değiller. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız evimizde? Biz bayat ekmeklerimizden yapıyoruz genelde. Bayat ekmeklerinin toz bir... bez bir torbaya koyduğunuzda biliyorsunuz daha sertleşir bayat ekmekler. Hı hı. O bayat ekmeklerin sertleşmesiyle birlikte onları ızgaramızın demir kısmına, fırınımızın demir kısmına koyduğunuzda orada göreceksiniz. Onlar yaklaşık 10 dakika 160 derece ya da 180 hı hı derece aralığında pişirdiğinizde güzel sertleşmiş bir ekmek olacak. Daha sonra o ekmeği rondodan geçirebilir ya da bir sahanla dövebilirsiniz. Arkasından güzel bir galeta unu yapmış olabilirsiniz. Ben mesela köfteleri evimde genelde %90 bayat ekmeklerden kullanıyorum. Siz de böyle bir tercih yapabilirsiniz. Harika. Gibi düşünüyorum ben. İşte güzel pratik yine. Bu arada Ece şunu hı-hı biliyor musun bilmiyorum. Daha önce geçen yayınlarda söylemişimdir. Domatesin ve salçanın girdiği soslarda genelde ben %90 ki bunu izleyicilerimiz de bilecektir. Bir küp şeker kullanıyorum. Hı-hı. Bu da gene domatesin o tadını, ekşilik tadını almasını sağlıyor. Ve daha güzel bir hal alıyor. Ben bu arada hemen bu arada da attım. Süpersin. Şekerimde. Şimdi... bunu hallettikten sonra burada sosum için ayırdığım bir tane sarımsağım var. Sarımsak rendeleyicimle hemen onu da rendeliyorum. Meşhur sarımsak rendeleyicisi. Evet, evet. Geçen hafta izleyenler bizi biliyorlar. Özlem bana burada dövdürmeye çalışmıştı. Sonra sarımsak sonra da aldı elimden pratik bir şekilde işte burada rendemiz var diye rendeledi. Hatta ben bir kısmında efendim sosuna ekledim. Evet, sosuna ekledim. Şimdi diğer geri kalan kısmında köftemin içine ekleyeceğim. Evet. Hafta sonu ne yaptın Ececiğim? Nasıl geçti? Bu hafta sonu hareketliydi. Kardeşimin mezuniyeti vardı. Üniversiteden mezun oldu. 5 senedir dört gözle beklediğimiz her ailenin olduğu gibi herhalde her anne babanın böyle kademe kademe ya çocuklarla ilgili isteklerini işte büyüsün, okulunu bitirsin, üniversitesini bitirsin, sonra evlensin, sonra çocuk yapsın. Biz şu anda kardeşimle ilgili ailece beklentimiz efendim 5 senedir üniversitesini Allah'ın izniyle bitirmesiydi ve bitirdi. Bugün de bugün diyorum hafta sonu da mezuniyeti vardı, kep töreni vardı. Evet, çok keyifliydi. Hep beraber ailece oradaydık. Yine bir kuzenlerin düğünü vardı. Bir düğündeydik yine ailece. Hafta sonu böyle biraz hareketli geçti benim. Aa, süper evet, vallahi. Ya. Sen çok ne güzel yaptın bakalım? Vallahi hayatım ben de öyle çok hareketli geçti benim de hafta sonum aslına baktığın zaman. Ne yaptık vallahi dün akşam güzeldi. Kuzenim benim nişanlandı. Evet, hayatım söylemişti. O yüzden güzel bir nişan. O istemeydi. Ha, biz hızlı bir nişan da yaptık efendim. Aa, çok yakın evet olmuş. Süper. Bir de ondan önceki gün de benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. İşte Fulya falan bunlar. Hı-hı. Güzel bana yemek hazırladılar efendim. Dün değil ondan önceki gün. Hep sen çok yapıyorsun güzel bize. Hep ben yapıyorum. Yoruluyorsun. Ben yemeğe gittim. Süper. Çok güzel lezzetlerle karşılaştım. Dediler ki sen geliyorsun bizim sana çok iyi hazırlanmamız tabii lazım. Ama bir baktım ki çok güzel tarifler hı-hı aldım. Sizlerle de paylaşacağım efendim. Fulya'cığım sevgilerimi sunuyorum sizlere harika bu arada. Yani böyle işte hafta sonumuz da böyle geçti. Bu hafta sonu faaliyet halindeymişiz biz. Sen ayrı bir yerde, ben ayrı bir yerde faaliyet halinde geçirmişiz. İşte hafta sonu bir şeyler yaparak insan deşarjı olmaya çalışıyor. Bazen evet ne kadar yorgun olsanız da kıramadığınız arkadaşlarınız ya da katılmak zorunda olduğunuz işte davetler, etkinlikler vesaire oluyor. Evet. Bazen insan gitmek istemiyor. Çünkü çok hani yorgun olabiliyoruz. Hı hı. Ama bir kalkıp gittiğimiz zaman da sana da öyle oluyor mu? İyi ki gitmişim deyip
bütün enerjiyi orada atıp geri dönüyorum. Çok da iyi oluyor. Evet hayatım, katılıyorum sana. Güzel de oluyor gerçekten dediğin gibi. Aslına baktığında ya ben davet sofralarını, misafiri çok seviyorum Ece. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama aynen, misafir gerçekten çok güzel benim bir şey. Benim bu arada ses gitti farkındaysan. Konuşmuyorum. Ne oldu Ece? Hafta sonu gezdim tozdum dedim ya, biraz fazla gezdim zannediyorum. Böyle bir soğuk algınlığı başlangıcımı. Aa. Ne yapayım, bir nane çayı mı yapayım hemen? Ne yapayım, bir nane limon yap Özlem bana. Valla hayatım senden beklentim büyük benim. Bu seferlik senden istiyorum artık. Bugün onları senden istiyorum Ece. Benim nedir onun adı, yapıyorum öyle şeyler biliyorsun ara sıra, artık izleyenlerimiz de biliyor. Evet. Sen bir şey istediğinde hemen malzemelerle aklında olan bir şeyler yaratmaya çalışıyorum ama geçen hafta senin bana çok güzel hediyelerin ve sürprizlerin olmuştu. Evet. İki tane, bir tane efendim yanında hem gülü olan hem aşçı kepi olan tacım geldi. Arkasından Özlem'in çok beğendiğim önlüğüyle uyumlu. Bu arada sahiden ben gömlek demişim. Sen beni yayında uyardın. Gömlek diyorsun Ece, farkında değilsin. Gömlek diyorsun demişsin. Ben de hala diyorum ki yok canım, ne gömlek demesi. Önlük diyorum. Tekrarını izleyince evet hakikaten doğru. Gömleğine gömlek deyip durmuşum önlüğüne. Olsun hayatım. Önlük çok güzeldi biliyorsunuz. Özlem'in böyle bir tane beyaz ve tığ işli önlüğü var. Sürekli gömlek diyesim geliyor. Susuyorum. Toparlamaya çalışıyorum. İşte gömlek, önlük benziyor yani değil mi? İkisini benziyor hani aynı iş için öyle giyiyoruz neticede. O böyle işliydi, mor tığ işiydi biliyorsunuz. Ona uygun bana da arkadaşım yine sponsorumuzdan almış getirmiş bir tacım vardı. Onun için kukulata, benim için eşarp oluyor onun ismi. Çok şıktı. O yüzden ben de tabii ki söylemiştim. Benim de sana bir sürprizim olacak senin zevkine uygun diye. Sana bugün bir sürprizim var. Özlemciğim, evet, sana bir hediyem var. Hemen şuraya saklamıştım. Şuradan çıkartayım. Wow. İzleyicilerimiz de görsünler. İşte gördüğünüz gibi böyle pırıltılı, şıkır şıkır bir hanıma bu tip aksesuarları da sevdiği için böyle bir sponsorumuzdan, takı aksesuar sponsorumuz sevgili Zeynep Hanım'dan. Özlem'e de böyle bir bileklik geldi. Tam Özlem'e uygun. Tam şıkır benlik şıkır olmuş gerçekten. Şöyle hemen eldivenlerini çıkartınca bir hemen koluna takalım hayatım, görsünler. Mutlaka. Benim de bir hediyem olması gerekiyordu partnerimin bana hediyelerinden sonra. Aldım getirdim. Sevgili Zeynep Hanım'a da aksesuar takı anlamında bizi desteklediği için sonsuz teşekkürlerimizi buradan iletelim. Ya gördün mü? Bir şey söylemedin yani. Aa öyle mi yaptı gitti ne oldu yani şimdi? Çok geldim geldim. Aa öyle mi yaptı gitti. Ben, yok çok beğendim. Hayırdır inşallah. Yani hani böyle şey söylenmez ama. Çok ayıp oldu. Hani yabancı değiliz artık. Hani insan der ki hani ah canım benim ah, teşekkür canım, ederim. Canım, çok hani insan bekliyor öyle ederim şeyler. Ben düşündüm taşındım sponsorumuzdan rica ettim. O da beni kırmadı sağ olsun yolladı. Ne oldu, aklın senin bir yerlere gitti galiba. Aklım vallahi bir yerlere gitti. Ben şimdi şey ıslak hamburgerin peşine düştüm efendim. Islak hamburger, şöyle bir iddiada bulundum. Bu hamburgeri yediğiniz zaman İstanbul'da hiçbir yerde yiyemeyeceksiniz. Ben hemen şöyle bir bilgi söyledi, vermek evet istiyorum sizlere. Ama önce ne yapmam gerekiyor efendim? Benimle özdeşleşmiş bir durumumuz var. Ben Jimmy'yi çağıracağım. Hamburgerimi göstermek istiyorum. Jimmy gel. Gel. Evet efendim, hamburgerimizi gördüğünüz gibi yuvarlak boyutlarda, hamburger ekmeği boyutunda güzel bir şekilde hazırladık. Bunları ne kadar çok ince olursa o kadar iyi olur. Çünkü bizim buradaki amacımız daha önce de söylediğim gibi ıslak hamburger yapmak. Kıymamız da birazcık ıslak kaldı ve bundan dolayı da ıslak hamburgeri en iyi şekilde sizler için bugün yapacağız. Şimdi hemen ıslak hamburger için köftemi koyuyorum ve tavaya alacağım. Bu arada sosuma bakıyorum. Sosum da tam oturdu efendim. Şimdi bununla birlikte tavada köftemi yaparken, biz bu arada köfteleri hazırlarken reklama gidiyor muyuz? Daha vaktimiz var reklam. O zaman hemen tava istiyorum senden Ece. Daha var. Daha varsa daha var, tava istiyorum senden hayatım. Daha var hemen tavamı alayım. Ben bu arada sosumun altını kapattım. Yaklaşık sizin de bildiğiniz gibi 10-12 dakikalık bir şekilde sosumuz da pişti. Bununla birlikte şimdi köftelerimizi yuvarlıyorum. Tavamız buradaki olur değil mi Özlemciğim? Olur canım. Seni kırmam hayatım. Buradaki asıl ıslak hamburgerdeki konu ne biliyor musun Ece? Hı hı. Hamburger ekmeklerini ıslatacağız sosla birlikte ama sonra güzel bir işlemden geçireceğiz onu. Hı hı. Buna sen de şaşıracaksın.
Hatta izleyicilerimiz de şaşıracak. Biliyorsunuz ıslak hamburger yemeye gittiğiniz yerlerde genelde ıslak hamburgerlerin, hamburger ekmeğinin üzerleri böyle çok güzel bir ıslak olur gerçekten. Hı hı. Onu sence nasıl yapıyor olabilirler? Hiçbir fikrim yok işte. Yok değil mi? Evet, işin sırrı orada herhalde. İşin sırrı işte orada. Şimdi o işin sırrını yapmaya başlayacağız. Ben bu arada... Sosla ilgili bir şey mi? Sosla ilgili, evet. Önce hamburger ekmeklerimizi soslayacağız Ece. Hmm. Arkasından da... Köftelerimizi içine yerleştireceğiz. Köftelerimizi yerleştireceğiz. Evet hayatım. Şimdi kenar alıyorum. Tamam. Şu malzemelerimi bunlar da de işim alayım. Bittiyse ben evet, götürüyorum. Bu arada hemen işleme başlıyoruz. Şunları da vereyim mi sana Ececiğim? Alayım canım. Bu arada diğer taraftan da efendim patateslerimizi yapmaya başlayacağız. Ama o sonraki etaptaki işlemimiz. Ece ben bir de bir tabak alayım senden istersen. Nasıl bir tabak istiyorsun? Bir tane yuvarlak. Bir tane şunu kullanalım bari. Seni kırmayalım. Diğer taraftan sosumu kenara alıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Sıvı yağ mı kullanacağız yine? Evet, birazcık sıvı yağ kullanacağım bugün. Fırında baharatlı patatese de bayılıyorum biliyor musun? Öyle mi, sever misin? Çok seviyorum patatesi. Bir de hamburgerin yanında da müthiş. Ben en iyisi konuşmayayım zaten, ses çıkmıyor. Yok yok. Baksana. Konuş, sen konuşmadan olur mu hayatım? Ne yapayım bir sensiz, şey nedir onun adı? Pastayı sıcak bir şey içeyim ben en iyisi. Şuradan hemen bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Nane limon mu yapacaksın? Nane limonu sen yapacaksın bana. Bana bakması gereken olan sensin burada partnerim olarak. Ya nane limon peki senin sesini mi açıyor Ece? Sesimi açtı. Yani açıyor mu? Yok. Yok çünkü açmıyor normalde yani, de. Hayır. Acaba dedim senin hani, mi açıyor? Tuzak bir soru geldi. Bir şey mi söylemem lazım? Nane limon sesini açıyor mu? Bakıyorum böyle hani yok, acaba. Yok normalde benim hani nasıl açmıyor efendim ama. Yok açmıyor. Nane limon içeceğim de yok. Onu nereden çıkardın zaten? Yani şu anda sıcak bir şey içeyim dedim ben. Neyse biz şimdi reklamlara gidelim. Bu nane limon neymiş ben bir öğreneyim efendim. Reklamlardan sonra buradayız.